Dünyamız sürekli gelişiyor ve değişiyor. Biz de bu değişime paralel olarak araştırmacı çiftçi olduğum için siyah pirinç internette okumuştum. Çin Büyükelçiliğine yazı yazdım, cevap gelmedi. Ben de bir doktor arkadaşım vasıtasıyla Filipinler'den getirttirdim 2012 yılında doktor Halil Sürek vasıtasıyla. O gün bugündür halkımızın sağlıklı ürünler sofralarında yemeleri için elimizden gelen en iyi şekilde iyisini üretmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş artık insanlar içinde olan değerlerinden dolayı bunun faydalı olduğunu, yararlı olduğunu biliyorlar. İçinde bulunan çok güçlü antioksidanlardan dolayı vücudun hücre yenileme özelliğine sahip antisyoninler var. Antioksidanlardan dolayı vücutun bağışıklık sistemini güçlendiren en güçlü gıdalardan bir tanesi yani. Geçen sene 10 dekar alana ekmiştim. Bu sene şu anda 2 dekar alana ektim. Şu an İleride çalışması yapılıyor. Traktörü görüyorsunuz. Orada bir 10-15 dönüm alana daha yapacağız. Geçen sene hiç gelir elde edemedim. Geçen senenin ürünü elimde duruyor. O yüzden sıkıntımız çok. Bunu destek olmadan piyasaya süremiyoruz. Ne yazık ki çok yararlı, faydalı bir ürün olmasına, sağlıklı bir ürün olmasına rağmen destek göremediğimiz için geçen seneki ürünümü paketledim. Vakumlu paketledim. Duruyor evde ya. Ne yazık ki. Şimdi siyah insanlarımız biliyorsunuz hem göz aşinalığından hem damak tadından dolayı siyah pirince biraz mesafeli duruyorlar. Ama bunun faydalarını içinde olan minerallerden dolayı değerlerini bilen insanlar internetten sipariş ediyorlar yani. Yaklaşık olarak 11-12 vilayete tabii 2 kilo 3 kilo olarak gönderiyorum. Bu da bizi tatmin etmiyor yani. Ama ben buna bir çocuğum kadar emek verdim, gönül verdiğim için 2012 yılından beri zarar etmeme rağmen bırakamıyorum. Aslında faydalarından dolayı hanıma diyorum evde haftada bir sefer siyah pirinç pilavı yiyelim diye ama ne yazık ki çocuklarımız da aynen insanlarda olduğu gibi göz aşinalığından dolayı, damak tadından dolayı çok mesafeli duruyorlar. Ama tabii yiyorlar yine de yani. Başımıza tabii başka olaylar da geldi. Boyanmış zannedip bizi Alo 174 gıda hattına şikayet edenler de oldu yani. Herkesin pilav yapma şekli farklı olduğu için kimisi çok iyi yapamıyor ne yazık ki. O yüzden iyi olmadığını söylüyor bazıları ama genelde beğeniyor insanlar. Örneğin yani geçen sene 10 kilo gönderdim, bu sene 40 kilo pirinç istedi benden yani. Faydalarını da bilen insanlar bunu alıyorlar yani. Örneğin beyaz pirinçte E vitamini yoktur yani, bunda vardır. Bu da vücuttaki işte sinir sistemini olumlu yönde etkileyerek vücudun direncini arttıran, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren elementler var içinde. Yaklaşık olarak 22-23 tane element var yani. Vazifesi var. Arına kutamı yapması gerekiyor. Bir saniye. Bir köpek var, çamur yeşil gazlar var. Aynen. Seni adamın yanında gördü ya. Patladı ya, tam bitti.